Kanal Fırat, Kanal E ve Kanal 23 ortak canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Bu akşam Kanal 23 haber spikeri kıymetli arkadaşım Ceylan'la birlikte Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Pekeri ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Canan Ceylan hoş geldin hanım. sen de. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Bu akşam zor olacak olanı Canan Canser karıştırırsam kusura bakmayın. Estağfurullah. Hı hı. hocam tabi bundan önce yayınlara çıktınız ama bizimle evet. en azından rektör olarak atandığınız ilk yayınımız öncelikle bizler tekrar hayırlı edelim tebrik çok edelim teşekkür sizleri. Teşekkür ediyorum. Hepimize ee, hayırlı olsun. Tabii çok yoğun da bir süreç tercih süreci. Özellikle isterseniz Muzur Üniversitesi'nden başlayalım. Tercih sürecinde de çok az bir zaman kaldı aslında öğrenciler evet. artık bu işlemlerinde tamamlanmış olacaklar. Gerek fiziki şartları gerek akademik ve idari personel neler söylemek istersiniz Munzur Üniversitesi ile ilgili? Şimdi Munzur Üniversitesi'nin biliyorsunuz daha önce bizim fakülteler bazında dekan arkadaşlarımız iyi bir şekilde tanıttılar bölümlerini, fakültelerini. Ben ayrıca şunları ilave edebilirim. Diyebilirim ki Tunceli ilinde olan Munzur Üniversitesi bir defa farklılık arz etmektedir. Hangi açıdan farklılık arz etmektedir? Butik bir üniversitedir. Yani bizim 7 bin tane öğrencimiz bu yıl mezun verdik diyelim. 5 bin tane öğrencimiz, 7 bin tane öğrencimiz var. Ve biz hepsine dokunabiliyoruz. Bu çok büyük bir avantajdır. Hocalarımızın hepsi adeta evlatları gibi sahipleniyor ve birer bire bir ilgilenebiliyor. Yani bir bakıyorsunuz kişiye diyor ki evladım işte sizin İngilizce çalışmanız lazım, ales çalışmanız lazım. İşte kişisel gelişim konusunda, yönetim becerileri konusunda böyle herkes bir şekilde sahipleniyor. Yani önem veriliyor öğrenciye. Bu büyük bir avantajdır. Bu butik üniversite olmamızın en büyük avantajı budur. Herkes ilgileniyor, şehir öğrenciyi sahipleniyor. Öğrenci kendisini yabancı hissetmiyor. En önemlisi şehirde herkes okur yazar olan, yüksek olan insanlar olduğu için bir sohbet edecekleri herkesten bir şey öğrenebiliyor. Unzur Üniversitesi'nin ekosistemini bu şekilde ifade edebiliriz. Tabi biliyorsunuz Üniversitenin sosyal imkanları da çok güzel. Neler var? Mesela Go sahamız var. Açık hava amfi var. İşte yaşam merkezimiz var. Bu üniversitenin altyapı sorunu kalmamış. Butik bir üniversite olarak 7 bin öğrencisi olan ve bugüne kadar da yaklaşık 15 bin mezun vermiş bir üniversite. O 15 bin mezunu araştırdığınızda bu çocuklar hayatlarında mutlu ve işe girmişler. Bir şekilde çalışıyorlar istedikleri şekilde. İşte bunu düşündüğümüzde biz bu saatten sonra neyi düşünüyoruz? Bu üniversitenin de büyütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar farklı üniversite mezunlarının akademisyen olarak tercih edildiği bir üniversiteyken artık bundan sonra biz de akademik kadrolarımızda elimizden geldiğince kendi mezunlarımızı tercih edelim şeklinde bir farklılık ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabi biliyorsunuz bu genel anlamda şeydir, nedir? E, belli kriterlere bağlıdır, ALES'tir, değildir vesaire. Ama e, işte e, mülakatlarda ve yazılı sınavlarda şurada burada yüksekse doktora da bu artık üniversite kendi mezunlarının akademisyen olabildiği seviyeye gelmiştir. Üniversiteyi bitiren çoğu arkadaşlar, gençlerimizin de arzuladıkları şey bakıyorsunuz ki akademisyen olmak işte veya araştırmacı olmak. Bu trendi de bildiğimiz için biz genel anlamda şu anda özellikle buna yönelik bir program koyduk. Yani hocam doğru anlıyorum değil mi? Kendi mezun öğrencilerinize İlk öncelik onlardan yana olacak Öyle, akademisyen olma yolunda yani şartları sağladığı zaman tabii, tabii önceliğiniz tabii. E, Muzur Üniversitesi'nin mezun öğrencileri olacak. Yani biz şöyle söyleyebiliriz diyebiliriz ki her üniversite kendi mezunlarına öncelik tanıdığı gibi biz de kendi mezunlarımızı artık öncelik taşıyan, tanıyabilecek seviyeye geldik. Bundan sonra üniversitemize kayıt yapacak olan gençler... Özellikle çünkü bölümlerimizde akademisyen sayımız da az olduğu için bakıyorsunuz büyük üniversitelerde artık e, akademisyen sayısı yeterli. İhtiyaçtan hatta fazla. Ama bizde akademisyen sayısı e, yetersiz diyebilirim. Hangi konularda? işte o bölümlerimiz şu anda aktif halde değil. Ama Bazen arkadaşlar soruyor niye şu bölüm aktif değil. İşte hoca olayı siz geleceksiniz. Ne olacak? Hoca sayısı yeni bölümlerin açılması şeklinde. İkinci bir olay biz özellikle diğer üniversitelere de arkadaşlar gidebilsinler diye. Avrupa e, ortak ARGE merkezlerine gidebilsinler diye. Biz ARGE profesyonelliği diye bir program başlattık. Evet. Tüm da tüm öğrencilerimizin yararlanabilecekleri bir arge profesyonelliği. iki yıllık adı, okuyan, ön lisans okuyan arkadaşlar rahatlıkla arge teknikerliği, işte dört yıllık fakülte okuyan arkadaşlar da arge mühendisliği şeklinde diploma süplementariyi aldıklarında bu bizim için bence diğer üniversitelerden farklı kılan en önemli özellik olacaktır. İşte şurada başlayalı bir buçuk ay oldu benim. Burada en önemli, en hızlı şekilde yapmaya çalıştığımız budur. Yani bunun hangi bölüme kaydolursa olsun arkadaşlar bu derslerden yararlanacak kredisini doldurduğu zaman da şöyle ifade edeyim konunun tam anlaşılabilmesi için. Yani biraz için. daha açacak olursak. Tabii tabii. Mesela diyelim ki bir kişi neyi okuyor? Hangi alanı okursa olsun, okusun, hangi bölümü okursa okusun, mezun olduğunda aslında bu mezun olan arkadaşımıza verdiğimiz diploma o alanın okurluğunu biliyor diye veriyoruz. Okur yazarlığını da biliyor aslında. Mezun olurken okur yazar olarak mezun oluyor. Nerede? İşletme alanında, sosyoloji alanında mühendislik alanında hiç fark etmiyor. Ama takdir edersiniz ki sadece okuyor anlatıyor. Yani yazan kesim az oluyor. Evet. Doğru mu? Hepimiz üniversite mezunuyuz biliyoruz. Dolayısıyla okur yazar olmasına rağmen sadece okur kısmını kullanıyor. Yazan arkadaşlar tabii ki bir adım daha önde oluyor. Biz de buna yapısal bir değişim üste koyarak ne diyoruz? Artık araştırmacı yazar olsunlar. Yani bizim Arge profesyonelimiz araştırmacı yazar olsunlar. Kendi alanlarında, her alanda değil. Kendi alanında araştırmacı yazar olsun. Hangi bölümü okursa okusun, eğer bir kişi araştırmacı yazar olarak mezun oluyorsa ve gerçekten onun profesyonelliğini kazanmışsa bu kişinin işsiz kalması söz konusu değil. Ve e, araştırmacı ne demektir? Bugün eline aldır çantasını Elazığ'da araştırma yapar, yarın İstanbul'da yapar, Münih'te yapar, Madrid'de yapar. Yani araştırmacı dünya ölçeğinde çok büyük bir ihtiyaç. Dil biliyorsa tabii ki yurt dışında Avrupa Birliği'nin ortak ARGE merkezlerinde çalışır. Ve yine geliyorsunuz dil bilmiyorsa da Türkiye'deki ARGE merkezlerinde çalışır. Artık yani Türkiye çağ atladı. Ülke olarak geldiğimiz işte Türkiye yüzyılını konuşuyoruz. Gerçekten çağ atladık. Herkes alanda okur yazar oldu. Artık araştırmacı yazar olmaz seviyesine geliyoruz. Ki devletimiz de biliyorsunuz bu açıdan çok büyük destek sağlıyor. Araştırma e, altyapılarını kuruyor. Araştırmacı yetiştirme konusunda yine özel sektörün ve bizlerin de mensubu olduğumuz araştırma merkezlerini, uluslararası araştırma merkezlerini. Bu bizim bence üniversitemizin gençlere sunduğu en büyük fırsat. Bunun da ağlarını oluşturmaya, tabii ağlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bunun detayları ee, anlatılmaz yaşanır deniliyor ya gelsin gençler onu yaşasınlar. Ve bizim mesela Erasmus programlarıyla e, mevcutta aktarılan kaynağın belki de iki katı gençlerin mobility hareketliliğine imkan sağlıyoruz. Biz biraz daha üniversite olarak şunu da söyleyeyim temel araştırmalarla uğraşmak yerine uygulamalı araştırma. Bir fiil uygulamalı yani. Çünkü biz bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisas üniversitesiyiz. Dolayısıyla bu ne demektir? Çok az bir şey bilirsiniz. Çok az bir şey bilirsiniz ama onu bölge bölge, il il, köy köy uygulayarak ömrünüzü tamamlayabilirsiniz severek. Yani insanın her şeyi bilmesi mümkün değildir biliyorsunuz. Bir profesyonelliği olur bir alanda. Onu uygularken her uyguladığı farklı yörede, farklı koşullarda deneyimi çok daha farklı olacaktır. Biz alelacele demeyeyim de yani yılların deneyimi olarak kendimin arkadaşlarla, hoca arkadaşlarla işbirliğinde ortaya koyduğumuz program bence gençler için çok büyük bir fırsat olacaktır. Peki hocam zaten proje odaklı bir akademisyen. Evet. Ufku geniş bir akademisyen olduğunuzu biliyorduk. Şimdi diliyoruz ki, umuyoruz da aslında bundan da ümitliyiz. Muzur Üniversitesi'nde de rektörlüğünüzle birlikte aslında çok güzel çalışmalara da imza atılacaktır diye İnşallah. düşünüyorum. İnşallah hep beraber şunu söyleyelim. Bu bir program yani proje projelerimiz de var. Gençleri istihdam edeceğimiz projelerimiz var. Mesela bursiyer olarak çalıştıracağımız, SKS üzerinde partan çalıştıracağımız yapıları da oluşturduk. Zaten vardı onlar SKS üzerinde öğrencilerin part-time çalıştırılması. Ayrıca bizim oluşturduğumuz bu yaz döneminde mevcut projelerde öğrencileri bursiyer olarak çalıştırmak, uygulamalı olarak bir fiil uygulayarak öğrenmek, usta kalfa çırak ilişkisinde bu da bence önemli bir farklılık. Peki Sayın Peker şunu da sormak istiyoruz. Çünkü e, öğrencilerin aslında donanımlı bir şekilde mezun olmaları gerekiyor. Evet. Mezun olduklarında iyi bir işe sahip olabilmeleri için bu noktada akademik kadro da çok önem arz ediyor. Baktığımız zaman pratikte ve teoride aslında iyi bir eğitim almaları gerekiyor. Öğrenciler de bundan sonra e, ona göre adımlar atıyorlar aslında bilinçli bir şekilde. Evet. Araştırarak bakıyorlar tercih yapacakları zaman. Şimdi baktığımız zaman e, Munzur Üniversitesi'nin akademik kadrosu ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi bir defa bizim akademik kadromuz ve bölümlerimiz bazında baktığınızda gerçekten iyi bir yapımız var. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü dil bilen hocalarımızın fazla olması, İngiliz dili edebiyatının olması, işte değişik bölümlere baktığımızda bir kişinin mezun olabilmesi için diyoruz ki yönetim becerileri olacak, yönetim becerileri. Bu çok önemlidir. İkincisi alan bilgisi, alan bilgisini çok da e, yaymanın anlamının olmadığını anladım kendi akademik kariyerimde. Neden hocam? Çünkü birini bilin, tam bilin. Mesela ben doktora çalışmam optimizasyondur işte. Optimizasyonu Türkiye ve dünyada uygulamaya ömrümü atfetseydim belki çok daha farklı olabilirdi. Bu örnekleri optimizasyon. Üstüne otomasyonu koydum. Şimdi objelerin internetini. Diyorum ki bu çocuk alanda da sadece optimizasyonu bildiğini kodu varsayalım. Evet. Üçüncü bileşeni de teknolojik yetkinlik. Çünkü biz teknoloji çağındayız. Bu da tarafından geliştirilen bir programdır. Yat programı diyorum. Yönetim becerileri, alan bilgisi, teknolojik yetkinlik. Bunları bilen bir arkadaşımız da hem yani gerçekten çağı yakalamış bir kişidir teknoloji çağında olduğumuz için. Bunu yapabilmek için de e, rahatlıkla hocalarımızın birlikte çalışacakları yapıyı kurmuş durumdayız. Mesela yönetim becerileri için kişisel gelişim eğitimleri çalışan hocalarımız var. Bir taraftan alan bilgisi derslerini anlatanlar var bir taraftan da teknolojik yetkinlik. Bir alanı alıyorsunuz. O alandaki öğrenci ne yapıyor? Sunu hazırlamaya çalışıyor. Sunuyu hazırlanırken teknolojik yetkinlik kısmında destek olan hocalarımız çünkü öğrencilerimiz fazla değil. Anlatabildim evet. mi? Hepsiyle ilgilenebiliriz. Dolayısıyla teknolojik yetkinde o sunuyu hazırlama için rahatlıkla yardımcı olan işte şurayı şöyle yapalım, renklendirelim, sunum teknikleri ve bilgisayarı teknoloji kullanımı. Geliyorsunuz öğrenci onu sunarken hocalar orada yönetim çalışan kişiler diyor ki işte beden dilidir, diksiyondur vesairedir. Orada öğrenciye bir şey demiyor ama daha sonrasında diyor ki sizin şunlar şunlar eksik diyor. Bu konularda da şu arkadaşlar size yardımcı olabilir. Anlatabildim yani mi? Yani eksik. yönetim becerileri, alan bilgisi, teknolojik yetkinlik. Bunu bilen bir insan yat programı diyoruz. Ama bunu nasıl bir yat, yan gelip yat anlamında değil. Zaten orada öyle bir şey de yok. Yani Tunceli'de öyle bir e, ne söyleyelim e, yatma fırsatı da yok. Yani böyle insanlar hep canlı havasından, suyundan, ekolojisinden yani yeşil alan olmasından böyle herkes cıvıl cıvıl koşuşturuyor yani. Anlatabildim mi? Onlar da ne anlıyor? Yat. Dünyanın her tarafına açılabileceğiniz yat. Yönetim becerileri, alan bilgisi, teknolojik yetkinlik. Alan bilgisini de bir konuyu bilin, okur yazar oranında bir üst seviyeye çıkın, araştırmacı yazar seviyesinde bilin şeklinde ciddi anlamda bir program yaptık. Allah mahcup etmesin inşallah. Güzel bir şekilde öğrencilerimizle yüz yüze uygulama fırsatımız olur. Hocalarımızda da bu heyecanı görüyoruz. Dolayısıyla yan dal yapma imkanı var. Biliyorsunuz çift dal yine gidip bir yıl başka bir üniversitede okuma imkanı var çocuğun. Sempozyumlardır, konferanslardır. Bunların hepsinin diyebilir ya işte ben şu üniversitede bir konuya karar verdiği zaman o konuyu, o alanı sadece şeyde okumak zorunda değil. Yani kendi bulunduğu üniversitede okumak değil, zorunda değil öğrenci. Yökün sağlamış olduğu çok büyük imkanlar var. Yani yüksek öğretim kurumumuzun rahatlıkla gidip diğer üniversitede, diğer üniversitede online imkanlarla mesela biz ne yapacağız? Eğer en kısa sürede ana dili İngilizce olan kişiden İngilizce öğrenmeye çalışacağız yani. Çünkü teknolojinin fırsatı var yani online bu imkan var. Ve YÖK'ün 2547 sayılı yüksek öğretim kanununda buna engel de yok. Anlatabildim mi? Dolayısıyla tüm mevzu mevcutta akademik kadromuzu sordunuz. Akademik kadromuz çok iyi, idari kadromuz çok iyi, ee, bir de akademik kadromuz bizimle sınırlı değil. yok Anadolu projesi var. Hacettepe'den istediğimiz yerden de ders aldırıyoruz yani. Anlatabildim mi? Kaldı ki rahatlıkla yurt dışından da ders aldırabiliriz. Peki yani size... şey e, üniversiteleri değerlendirirken bu şekilde değerlendirmek lazım. Onun için ben gençlere diyorum ki lütfen tercih yapın. Bir yıl sonra tekrar bekleyin değil. Tercih yapın ya bir o ekosisteme girin. Öğrenme ekosisteminde orada bu dediğimiz çerçevede kendinizi tamamlayın. Çünkü online artık her yere ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz üniversiteye gidip ders alabiliyorsunuz. Yani Erasmus'ta yurt dışına gidebiliyorsunuz. E, dil öğreneceğim. Dil öğrenecekseniz tabii ki hocaların size anlattığı gibi aynı zamanda siz rahatlıkla dışarıdan bir üniversitenin online veri tabanından da ders alma imkanına sahipsiniz. Yani bu yıl bu imkanı sağlayacak mıyız? Ben şu anda henüz onu kararlaştıramadım. Neden? Çünkü hocalarımızın durumuna bakacağım. Onların istekliliklerine bakacağım. Tamam mı? Ama Zaman zaman yurt dışından da direkt e, seminer şeklinde eğitimler olacak. Eğitimler olacak tabii. Peki. Yani şey dedi, I got the information from the horse's mouth derler. Yani suyu kaynağından içeceksiniz diyorlar ya. Evet. Doğru yerinden. E, tabii ki yani şimdi bir insan Türkçe'yi öğreniyorsa ana dili Türkçe olandan öğrenecektir yani. Anlatabildim mi? Kenan Hocam tabii e, Tunceli ilimiz e, tarihi ve doğal güzellikleriyle Önemli bir konuma, önemli bir ile sahip ama tabii e, özellikle bu noktada e, beyinler çocuklarını e, tercih noktasında tercih yapacağı illere gönderdiği zaman tabii ki oranın yerleşim yeri, ulaşımı bunlar da çok büyük Hı. önem arz ediyor. E, bu noktada Tunceli e, nasıldır? işte Dışarıdan gelecek öğrencilerimiz e, yurtlarda rahat kalabilecek mi, ev tutmak isteyince e, kiralık ev bulabilecek mi? Özellikle mesela Elazığ noktasına baktığımızda yaşanılan depremler sonrası e, kiralık ev bulmakta e, belki bırakın öğrenciler, aileler bile bu noktada bir dönem e, zorluk yaşadılar. E, ulaşım noktasında üniversiteye ulaşım e, nasıl sağlanacaktır? Öğrencilere e, kolaylığı var mıdır? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ulaşım problemini e, belki bir şekilde şöyle söyleyelim. Bir defa e, biz geçen yılda e, öğrencilerin barınma imkanlarını %85 düzeyinde sağlamış bir iliz gençmiş yıllarda. Geçen gün e, Sayın Valimizle konuyu... Konuştuğumuzda bu yurt mevzusunu Sayın Valimiz şunu ifade ettiler. Yeni yurdun, 550 kişilik yurdun ihalesinin yapıldığını söylediler. Ayrıca şu anda 3 tane yurt var. Ehli Beyt Yurdu, Munzur Yurdu, Tunceli Yurdu şeklinde yurtlarımız var. Yani... Eğer biz öğrencilerimize ulaşım problemi sağlayamıyorsak online eğitim imkanı sağlarız. Kimse bunun üzerinden şey yapmasın. Anlatabildim mi? Yok barınma koşulları şunlar bunlar. Online eğitim destekliyor musunuz hocam? Nasıl? Az önceki online eğitim destekliyorsunuz o zaman. Şimdi online eğitimi bakın bunlar tabii eğitim bilimcilerin konuşması gereken konulardır ama biz de disiplinler arası çalışan bir akademisyen olarak şunu söyleyebilirim. Öğrenmenin aşamaları vardır, evreleri vardır. Mesela bir konu anlatacaksınız bu konuyu online başlatırsınız. Farkındalık aşamasında kişi öğrenir. Ondan sonra online devam ettirirsiniz algı aşamasında devam ettirir kavrama aşamasında belki de %50'ye geldiğinde ondan sonra alırsınız sınıflara. Anlatabildim mi? Evet. Yani analiz aşaması, yöneylem aşaması bunların tabii ki yüz yüze olması lazım. Ben süreç yönetimi çalışan bir kişi olarak olaya bu şekilde bakıyorum. Bazıları konuyu farklı şekilde yorumlayabilir. Yani onlar şu anda mesela bizi dinleyen arkadaşlar konuyla ilgili ne yapıyor? Farkındalık oluşuyor. Belki bir dahaki programda yat programını anlatacak olsak değil mi, Üniversitemizi anlatacak olacak, algı aşamasında olacak ama orayı ne zaman gelirse o yüz yüze olursa, orayı görürse Munzu'nun suyunu, işte e, Milli Parkı'nı, o yeşilliğini, insanların kitap okuma seviyesini gördüğünde o zaman he, kavrama aşamasına gelecek. Ve dolayısıyla daha aşamasında yöneyleme aşaması dediğimiz böyle 22 aşama gider. Bizim en büyük sıkıntımız sınıfa topladığımızda nedir hemen şeyi yüklemeye çalışmamız yani o kavrama aşamasına getirmeye çalışmamız. Kavrama aşamasına getirmek istediğimiz konuyu da çok yaygın tutmanın bir anlamı yok. Yani bakın istemek bir kavramdır kişi sadece ömrünce istemek kavramını araştırmacı yazar seviyesinde çalışırsa bakın televizyonlarda bunu söylüyorum istemek kavramını araştırmacı yazar seviyesinde çalışırsa inanın severek eğlenerek gezerek öğrenerek bir hayat yaşamış olur ve insanlığa da çok büyük katkısı sunmuş olur şu anda ee, ne fayda sağlıyor? Buna bakmak lazım öğrenilen bilginin. Birini öğren tam öğren. İstemek. İstersiniz neyiniz olsun işte ne istiyorsanız çok iyi bir üniversite okumak istersiniz veya çok iyi bir bilim adamı olmak istersiniz. Çok iyi bir katınız olsun yatınız olsunuz. Ama orada ne diyor? Diyor ki bir ee, nedir? Arzudur istemek bir arzudur. Onun ne olması lazım? Kudretle desteklenmesi lazım. Kudretle desteklenen arzu istek olur. İstek aşamasından artık nereye gelmiş olur? Talep aşamasına gelmiş olur. Yani önemli olan başarı ayrıntılarda gizlidir dediğimiz konuda oradaki o konuyu bilebilmektir. Burada da burada da bizim üniversitemizin şöyle bir e, özelliğinden bahsedebiliriz. Kavramdan kuramda, kuramdan analize. İşte orada malum bildiğiniz güzel bir kültür var, Alevi kültürü var. Bu temiz bir kültür, güzel bir kültür. E, kültürden bilgi üretilir. E, sadece Alevi kültüründen mi bilgi üretilir? Yok kültürden kültürel çeşitlilik aşamasına gelir. Kültürel çeşitlilik zenginliktir. İşte o kültürel çeşitlilikten bilgi üretilir. Ondan sonra bilgiden bilim üretilir. Bilimden teknoloji, teknolojide yenilik yenilikle kalkınma dediğimiz yedi basamaklı bir aşamadır. Bu çok önemlidir. Yani özellikle farklı kültürlerden gelecek olan gençler için kültürel çeşitlilik zenginliği bizim için çok önem arz ediyor. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığınızda bunu çok farklı şekilde, çok profesyonel şekilde yapmaya çalışır. Dünyanın değişik ülkelerinden gelmiş insanları bir araya toplarlar. İşte bizim e, halk eğitim merkezlerinde yapılanın üst seviyesi olarak halk eğitim merkezlerinde yapılır. Biz de üniversite olarak bunun bir avantaj olduğuna inanıyoruz. Şimdi sosyal ve kültürel açıdan da biraz konuşalım isterseniz. Çünkü öğrenciler gelirken akademik kadronun yanında biraz önce anlattım. Aslında, sosyal alanda da aktif bir yer olmasını istiyor. Hem şehir için hem de üniversite açısından bakıldığında. Ee, üniversitedeki kulüpler yapılan etkinliklerle öne çıkıyor mu? Ne kadar aktif? Buna da bakılıyor. Bu konuda hem Tunceli hem de Munzur Üniversitesi ne kadar aktif? Şimdi bizim e, sosyal konuda belgedeyen üniversitelerden biriyiz. 43 tane kulübümüz var. Hepsi sosyal içerikli kulüpler. Hatta ben bunu incelediğimde dedim ki arkadaşlar bir de mesleki alan içerikli kulüpler olsun. Mesleki alan içerikli kulüpler olması lazım. Meslek alan içerikli kulüpler olması gerekiyor. Yani e, dağcılık kulübünden tutun yüzme kulübüne, dalgıçlık kulübünden tutun her türlü kulüp var. Bizim altyapımız da iyi. Yani mesela dalgıç yetiştirilen yüzme havuzumuz var. 2.8, 3, 3 metre derinliğinde. O havuz için bile gençler, ben derim ki buyurun gelin O kadar güzel. E, go sahası var, gelin Şu anda aktif halde değil ama en kısa sürede aktif hale geçeceğiz. Açık hava amfi var. Yani bu sosyal açıdan sanki biraz biz çok fazla iyiyiz. Alanı biraz ihmal etmişiz gibi. Yani onu da yine öğrenci kulüpleriyle tamamlamayı düşünüyoruz. Yani. Biliyorsunuz üniversiteler, üniversite yılları öğrenciliğin hayatın en iyi yıllarıdır. Orada değişik arkadaşlar edinip çok rahatlıkla, kültürel çeşitlilikle farklılıkların zenginliğe dönüştürüldüğü bir büyük Türkiye, Türkiye yüzyılına katkı sunabileceklerine inanıyorum. Su sporları ve muzur festivalleriyle de aslında çevre illerden de büyük katılımcı alan bir il aslında baktığımızda Tunceli bu noktada. Tabii tabii tabii. Yani orada tabii bazı biliyorsunuz geçmişten gelen bazı sorunlar zaman zaman dile gelebiliyor ama genel anlamda biz geçen gün şey yaptık 12. geleneksel aşure gününü yaptık. Dedim ki sadece aşure günüyle olmaz. Adeta demin dediğim gibi sosyal kısmıyla çok iyiyiz. İlk defa bir Alevi çalıştayı, Alevi kültürü çalıştayı yaptık. Yani değişik yörelerden gelen dedeler, bunların anlattıkları bence bizler için çok önemliydi. Çok güzeldi. Alevi Araştırmaları Merkezi var. Onu Alevi kültürü araştırmaları enüs yani şekline getirmeyi düşünüyoruz. Bu da büyük bir avantajı. Alevi Araştırmaları Merkezi var. Şimdi işte ilk defa biz Alevi e, çalıştayı yaptık. Ne için yaptık? Dedik ki Alevi kültürü için. Ne yapmaya çalışıyoruz? E, tabii bunları yazıp çizip YÖK'e sunarak YÖK'ün uygun görmesi durumunda Alevi kültürü araştırmaları enstitüsü yani yapmayı düşünüyoruz. Peki, Kenan hocam kaç bölüm var bu yıl kaç öğrenci alınacak? Yeni açılacak bölümler mevcut mudur? 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Üniversitesi neler bekliyor? Bazı bölümlerimiz aktif değil dediniz. Bu bölümler bu yıl öğrenci alacak. Bunun Şimdi şöyle, bir program çizelge oluştu mu sizlerle? İşte verdin? malum biliyorsunuz bizim atama tarihimiz Haziran ayının evet, altısı oldu yani. Tabii ki yeni bölüm teklifleri bizden önceydi ama şu an gördüğüm kadarıyla yeni öğrenci alım şeklinde bir alım yok. Ama mesela çok tercih edilmesi gereken bölüm varken iki yıllık turizm işletmeciliği bir bakıyorsunuz ki tercih edilmemiş. Neden? Hocam? Neden? Pertek'te meslek yüksek okulunda olduğu için öğrenci ilçeleri bilmiyor. Anlatabildim mi? Oysa ki Pertek Meslek Yüksek Okulu bildiğiniz gibi belki de en güzel okunacak yerlerden biri. Ama öğrenci nedense ilçeleri tercih etmiyor. Aa ilçedeymiş diyor bilmediği için. Biz bunu hemen şeye alıyoruz yani merkeze alıyoruz. Bu yıl mesela öğrencilerimiz tercih ettiklerinde onu artık Tunceli Merkez'de okuyabilecekler. Bunu rahatlıkla öğrencilerimize... Pertek Meslek Yüksek Okulu ne olacak peki? Pertek Meslek Yüksek Okulu'nda yer alan bir bölümümüz ha, var. Turizm bölümünü turizm, aktaracaksınız. Tabii turizm bölümünü iki yıllık bölümü biz hemen merkeze alıyoruz. Yani arkadaşlar burada tercih yapacakları zaman rahatlıkla onun merkezde okuyacaklarının müjdesini verebiliriz. Yani. Peki. Hangi bölümler var öğrencileri bilgilendirecek olursak? Yani bizim 8 tane fakültemiz var biliyorsunuz. Bunların hepsi web sayfasında yer alıyor. 3 tane meslek yüksek okulumuz var. 13 tane de araştırma merkezimiz var. Araştırma merkezleri de şu anlama geliyor. Bir fiil uygulayarak en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı tarafından finansmanı sağlanan, Cumhurbaşkanı strateji tarafından finansmanı sağlanan, ne var? YÖK tarafından yürütülen bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programımız var. Bu da çok önemli. Yani normalde en alt kısımda diyelim en alt demeyelim de şöyle şöyle düşünün normal diğer üniversitelerde yürüyen eğitim öğretim programları gibi bizde de lisans ve lisans üstü ön lisans e, programları yürüyor. Ayrıca bir şeyimiz var. Bir ihtisas e, Alanımız var. Nedir onlar? İşte topraklan, stratejik ham maddeler ve ileri teknoloji uygulamaları dediğimiz. Stratejik ham maddeler nelerdir diye düşündüğünüzde aslında değişik bakışlarla söz konusudur. Mesela kişiyi de insanı da buraya koyabilirsiniz. Bitkiyi de koyabilirsiniz, suyu da koyabilirsiniz, toprağı da koyabilirsiniz. Anlatabildim mi? Hayvanı da koyabilirsiniz. Neticede işlenebilecek, katma değeri yüksek hale gelebilecek her şey stratejik ham madde. Neye göre? ileri teknoloji uygulamalarına göre stratejik ham maddeler ve ileri teknoloji uygulamaları. İşte bu programlarda gençler çok rahatlıkla bursiyer olarak çalışabiliyor. Hocalarının nezdinde usta kalfa çırak ilişkisinde. Bir de bunun üstünde şeyimiz var. Nedir ismi? Bölgesel kalkınma modelimiz var. Bu modeli de biz mevcut durumda kendi altyapımızın, mühendislik fakültemizin, işte sağlık bilimleri fakültemizin, güzel sanatlar fakültesinin, iktisadi idari bilimler fakültesinin, Edebiyat Fakültesinin bunların hepsinin işin içerisine ve meslek yüksek okullarının işin içerisine gidecekleri şekilde bölgesel kalkınma uygulamaları var. Kenan bu, hocam, da bir, bu da bir, bu da şey aslında, olarak ifade ediyor. Özellikle son dönemlerde ülkemizdeki en büyük iş sahalarındaki sıkıntı ara eleman sıkıntısı evet. e, yapılan e, destekle, projeyle aslında o açıkta dediğiniz gibi belki bir noktada kapanmış olacaktır. Aslında ara eleman ihtiyacı da tabii ki karşılanacaktır ama burada asıl biz ARGE e, profesyonelleri yetiştiriyoruz. Çünkü onlar ARGE'dir. Gerek mühendislik uygulamalarının ARGE'leri, gerekse sosyal bilimlerin ARGE'leri. Ve hepsi birleşiyor zaten. Siz bölgesel kalkınma dediğiniz zaman hem ekonomik hem sosyal, teknolojik, ekolojik, hepsinin tüm bileşenleriyle sizin politika önerileriyle mevzuat düzenlemeleriyle yapacağınız bir şeydir. Yani günün şartlarına uygun şekilde bir itisas modeli ortaya konulmuş. Bölgesel kalkınma için itisas. Burada stratejik ham maddeler ileri teknoloji uygulamaları şeklinde Sınırlandırılmış altına girdiğinizde hemen her sektör giriyor işin içerisine hem multidisipliner dediğimiz uygulama var. Beşer olan insanın doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının mühendisliği yapılmaya çalışıyor. Yani toplum mühendisi ve ifadesi kullanılan arkadaşlar var ama biz buna bilim diyoruz zaten. Bilim nedir? Eğitim nedir? Beşer olan insanın doğal ve sosyal dengeli sağlıklı yaşamasının mühendisliğidir. Bunun da hesapları vardır. Yani kişinin zaten kendisi hani sosyal yaşamı soruyorsunuz, alanı soruyorsunuz. E şimdi kişinin makina değil ki. Yani robot değil. Anlatabildim mi? İnsan robot değil. Ömrünü e, robot gibi yaşamaya değmez. Ne değer? 1 bölü 3'ü zorunlu ihtiyaçlar zamanın. 1 bölü 3'ü görev ve sorumluluklar. 1 bölü 3'ü de sosyal yaşam dediğimiz. Yani biz bu optimizasyon dediğimiz veya bu üçlü dengeyi orada öğrencilere sunuyoruz. Bazı üniversitelerde ben şunu görüyorum. Alana yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Çocuğu neredeyse ne yapmaya çalışıyor? Biliyorsunuz hepimiz e tamam çocuğun alanda filozof, yönetim becerileri yok, teknolojik yetkinliği yok. Hepsi bir arada yürümeli. Ama zaten alanın sınırı yok. Bakın bir sevgi kavramı, isteme kavramını örnek verdim. Sınırı yok. 22 seviye isteme kavramını alın, 22 seviye götürün. Anlatabildim mi? Yani orada karşılandıkça diyor, kişinin duyuma ulaştığı istemler, karşılandıkça şiddeti artan istemler, işte bir bakıyorsunuz hastalıkla kadar gidiyor. Dolayısıyla önemli olan bizim Munzur Üniversitemizde yapmak istediğimiz sosyal hayata, görev ve sorumluluklara, zorunlu ihtiyaçlara dengeli olmak. Bazı üniversitelerde de bakıyorsunuz tamamen sosyal hayat. Alan sıfır. Anlatabildim Hı. mi? Dengeyi kurmak önemli o zaman Kesinlikle. hocam. Yani her alanda aslında e, öğrenci yetiştirmek, üniversitede bu noktada katkı vermesi sağlamak gerekiyor. İşte bunun da dengesini belirlemişler. Demişler ki zamanın bir bölü üçünü ister hafta olarak düşün, ister ay olarak düşün. Bir bölü üçünü Zorunlu ihtiyaçlarına ayır. Yeme, içme, uyuma, ibadet dediğimiz zorunlu ihtiyaçları. Bir bölü üçünü görev ve zorunluluklarına ayır. Görev nedir, sorumluluğun nedir? Öğrenciysen işini yapacaksın. Öğreneceksin. Ama biliyorsunuz bir kültür var. İşte yazın tamamen break time dedikleri. E tamam da senin yazın ara verdiğinde Hafta sonu çalışmadığında, bir gün çalışmadığında adeta insan beyni buzdolabına konulmuş kıyma gibidir. Donuyor, tekrar sökülünce, çözülünceye kadar bir sürü zaman alıyor Veya bunu şeye benzetirler, biz bisiklete binmiş kişi gibi pedal vurmadığın zaman bir düşüyorsun, tekrar kalkıncaya kadar. Yani işte Munzur Üniversitesi'nin, bunu demeyeyim de Munzur Üniversitesi'nin, Tunceli ilinin özelliği bu. Hemen her gün tamam mı insan okuyor. İnsanlar okuyor. Ekosistem orada. Anlatabildim mi? Beynin donduğu yok. Yani şeyin donduğu, kıyma gibi bu donduğu yok. Bunu gençlere söylemek durumundayız. Diyoruz ki ya her gün 8 saatini ayır 8 saatini de sosyal ilişkilere ayır. O da çok önemli. Ama şimdi bakıyorsunuz ki neredeyse 16 saati sosyal ilişki ikiye ayrılmış. Bir e, gece yatmaz gündüz kalkmazcılar anlatabildim mi? Bu çok yaygınlaşıyor. Bunları dengede sağlamadığınız zaman bu da ne oluyor? Siz aşırı bilgi yüklemeye çalıştığınızda da çocuk robotlaşıyor. Dolayısıyla biz daha çok uygulamaya yönelik, Gezerek, eğlenerek öğrenmeye yönelik ama öğrendiğim bilginin de kendine, yörene, ülkene, insanlığa faydalı olmaya yönelik. Bunun çabasını gösteriyoruz. En önemlisi e, gerek idari personelimiz gerekse akademik personelimiz ilde yaşayan insanların eğitim ve önem veriyor olması ve sahipleniyor olması öğrenciler Şimdi e, tekrardan hayırlı olsun dileyelim. Aslında baktığımız zaman yeni rektör oldunuz ama bilgi, birikim ve donanıma sahip bir isim olarak e, rektörle ilk e, başladığınız zamandan itibaren tabii ki çalışmalarınız olacak. Şunu merak ediyorum. E, Göreve ilk başladığınız andan itibaren hangi alanda öne çıkan çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Kafanızda tasarladığınız projeler neydi? Örnek verecek olursak dijitalleşme, yapay zeka alanında e, çok fazla proje e, üretmeyi ve devam ettirmeyi düşünüyorsunuz. E, neler neler yapmayı planlıyorsunuz? İlk dönemde değişim hangi alanda olacak? Şimdi en önemlisi bizim bölgesel kalkınma üniversitesi olmamız bana çok büyük avantaj sağladı. Çünkü ben yurt dışında Montana State Üniversitesi'nin modelini çalıştım. Atatürk Üniversitesi'nde yine çalışmıştım. Yurt dışında Montana'nın örneğini çalıştım ve Konya'da ileri teknoloji uygulamalarını çalıştım. Bu neydi çalıştığım? Bölgesel kalkınmaydı. Outreach dediğimiz programdı. Şu anda bizim de yapmak istediğimiz Outreach programını akademik, idari ve öğrenci arkadaşlarla birlikte yapmak. Yörenin paydaşları ile birlikte yapmak. Ve bunu da çok faydasını göreceğimize inanıyorum. Yıllar önce Atatürk Üniversitesi'nde hocalarımızla beraber yapmıştık. O zaman aile ee, ve Sosyal Hizmetler e, Bakanlığı yoktu. Ama Aile Araştırma Kurumu'nun uyguladığı bir e, outreach programı vardı. Anlatabildim mi? İşte biz araştırma görevlisi yine şu an işte e, deneyimli hocalarımız vatandaştan şuradan buradan çok e, işte Erzurum'un ilçelerine köylerine kadar uygulandı. Daha sonra gittik, Montana State Üniversitesi'nin modeli bana göre çok güzel bir modeldi. Ne ile başlandı? Orada e, uygulanan şeydi, geri dönüşümdü. deller ki biz geri dönüşüm modelini uygulayacağız. Geri dönüşüme başladılar. Geri dönüşümün sistemin üzerine hemen teknolojisini üretmeye başladılar. Bakın o toplum, geri dönüşümle başlayan toplum geri dönüşüm teknolojisini dünyaya satar duruma geldi. Geldik işte Konya'da çalıştık. Orada da ileri teknoloji uygulamalarının outreach programını uyguladık. Şimdi bizim bölgeye yapmak istediğimiz önemli projelerden biri dijital iletişim merkezi kurmak. Dijital iletişim merkezi. Yani biz zaman zaman diyorlar yapay zeka bölümü şu bu bölümü bunları. Bunlar parçalı yapılardır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ben yapay zeka çalışan bir insan değilim. Ama kendi alanıma uygulamak için biliyorum. Neyi çalıştım diyorum ki optimizasyon, otomasyon şimdi objelerin interneti. İşte orada yapay zeka vardır, orada makine öğrenmesi vardır. Her şey oradadır aslında. Dijital çağ dediğimiz de oradadır. Fakat niçin kullanıyorum ben onu? Geliştirmek için değil. Mevcutta geliştirilmiş olanı kendi alanıma uyguluyorum. Biz de diyoruz ki arkadaşlar bir yerde ilerlerken mevcutta gelişecek olanı işte ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre baktığınızda tarım toplumu. Tarım toplumunda nedir? Topraktır, sudur, tohumdur bir araya gelen. Doğru mu? Sonra bakıyorsunuz sanayi toplumu. İşte buna dördüncü bir bileşen girmiştir, güneştir, tamam mı? Ne olmuştur? Buhar olmuştur, sıcaklıktır, ısıdır. İşte bunu tabii farklı şekilde ifade ederler, derler ki e, buharlı makinenin keşfiyle. Neyi keşfiyle? Zaten ilk barda siz gittiğinizde, böyle e, gezdiğinizde bakarsınız ki güneşin Vurduğu ıslak yerlerde buhar çıkar, doğru mu? Onun için diyoruz bilim tabiatta vardır. Anlatabildim mi? Biz de outreach de, programında işte bunu sahada uygulayarak diyoruz. Elektrik elektronik çağına geldiğinizde bunun uygulaması, şimdi de dijital çağ toplum 5.0'a geldiğimizde uygulaması. Kenan Hocam biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama öğrencilere, nasıl seslenmek istersiniz? Tercihler de birkaç gün sonra sona erecek. Neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alalım isterseniz. Ben, ben öğrenci arkadaşlara sonu söylüyorum. Bir şeyi bilin, tam bilin. 22 seviyede öğrenmek istiyorsanız doğru yeri Munzur Üniversitesidir. Tercih yapın. E diyeceksiniz ki ya ne zaman Munzur Üniversitesi 22 seviyede bilim yapıyor? Tamam da bunu yapan üniversitelerle bağlantılarımız var. Siz çok rahatlıkla buraya gidebiliyorsunuz, doğru mu? Öğrenci olarak yurt içine, yurt dışına, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne, İzmir Enstit Yüksek Teknoloji Enstitüsüne anlatabildim mi? Daha nereye, nereye, nereye? Yurt dışını söylemeyeyim. Yani yurt içinde zaten çok iyiyiz. Türkiye olarak çok iyiyiz. Anlatabildim mi? Yani sen burada önemli olan temelini sağlam atmandır. Ondan sonra zaten biz buna şey deriz işte kuruluşka dönemi. Kuluçka dönemini çok iyi yaşayacağınız bir butik üniversitedir. İki yıllık da okusanız, dört yıllık da okusanız, güzel bir ekosistemdedir. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bölümler yandal, çift dal, Erasmus programıyla, sosyal yaşamıyla dengede hani şey değil ııı ee, bir de şehrin üniversite üzerinde tahakkümü yok. Anlatabildim mi? Ya işte şunun çocuğunu bıraksam acaba şu kişi beni arasa bana muçap öyle bir ilişki kursam böyle bir şey yok ya. Yani. Biliyorsa geçer, bilmiyorsa geçmez. Çok zorlamanın anlamı yok. Yani. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Belki bu sonuncuyu söylemeyecektim ama <laughs> Canan Hanım. Ama bunu da söylemek lazım. Bazen yara dokunmak lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür için. ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler Kanal 23, Kanal Fırat, Kanal E ortak canlı yayınında Profesör Doktor Kenan Peker'i konuk ettik. Kendisi Munzur Üniversitesi'ni bize tanıttı. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.